tuhaf bir masal. İşte Pocoyo, Pato ve Eli. Hepinize merhaba. Merhaba. Bu bir kostüm sandığı. Söyle bakalım. Bugün ne yapmak istiyorsun? Sizler söyler misiniz? Kostüm giyeceğiz. Ne kadar güzel bir fikir. Masal, masal. Ne dedin? Sana bir masal anlatmamı mı istiyorsun? Siz de masaldaki kahramanlar mı olacaksınız? Bu çok eğlenceli olacak. Bunu söylememde herhalde bir sakınca yok. Ben oldukça iyi masal anlatırım. Hadi hepiniz hazırlanın. Bir zamanlar uzak bir krallıkta çok cesur genç bir prens yaşarmış. Olamaz. Hayır, dur. Prens başında taç olandır. İçinizden biri arkadaşlarımızın hangisinin başında taç var söyleyebilir mi? Pocoyo'nun. Evet, Pocoyo'nun. Kusura bakmayın çocuklar. Evet, nerede kalmıştık? Evet. Bu genç prensin adı Prens Pocoyo. Yaşasın! Prens çok cesur biriymiş. Çok da yakışıklıymış. Ve güçlüymüş. Ve tabii bir de uzun boyluymuş. Evet, ama bu prens krallıkta yalnız değilmiş. Yok, hayır. Ayrıca bir de güzel fil prenses varmış. O da... Hayır. Kuş yok. Teşekkürler yavru kuş. Teşekkürler. Her neyse. Hiç şüphesiz evrendeki en tatlı, en çekici canlıymış. Çok zarif, çok güzel çok güçlüymüş. Evet, tamam. Evet, bu kadar yeter. Çok etkileyici Eli, tamam. Evet, çok etkileyici. Doğrusunu isterseniz benim anlatmak istediğim masal böyle değildi. Ama halter kaldıran bir prenses de masalımıza uyabilir tabii. Evet, nerede kalmıştık? Evet. Bu hassas ve zarif prenses, prense aşıkmış. Ve prens de onu seviyormuş. Hiç fena olmadı. Ama prenses çok ümitsiz ve çok üzgünmüş. Dışarıya çıkıp Prens Pocoyo ile oynayamıyor. Çünkü kötü kalpli ördek izin vermiyormuş. Çok zalim ve acımasız. Hadi Pato, kötü adam rolünü oynaman gerekiyor. Bak, söz veriyorum. Bir dahaki oyunda sen prens olacaksın, tamam mı? Lütfen. Söz veriyorum. Çok iyi, pekala. Bu çılgın ördek çok acımasız ve çılgınmış. Biraz daha çılgın. Birazcık daha çılgın Pato. Mükemmel oldu. Teşekkürler Pato. Derken genç prensin yaklaştığını görmüş. Prensi azgın, korkunç, ateş püskürten canavarıyla korkutmaya karar vermiş. Evet. Canavar prensin üzerine atlamış. Ve onu öpmeye başlamış. Çok ilginç. Evet. Bunun üzerine çılgın ördek çok sinirlenmiş ve en iyi savaşçısını göndermiş. Uyan şövalye ve onun korkunç ordusunu. Evet. Tekrar merhaba yavru kuş. Bu defa Prens Pocoyo'nun etrafı sarılmış. Kaçacak yeri yokmuş. Ne yapabilirmiş ki? Hepsini pikniğe mi davet etmiş?
Neden sordum ki? Sonra da yatağında biraz uyutmuş mu? Ama çılgın ördek ona gerçekten çok kızmış. O kadar kızmış ki çiçeklerini sulamaya başlamış. Ve fil prenses kaykayıyla bir gezintiye çıkmış. Eli. Ama böyle olmayacaktı. Of. Ve prens Pocoyo da arabasına mı binmiş? Ve çılgın ördek kendine bir kanarya mı almış? Durun bir dakika. Şimdi anladım. Evet. Bir zamanlar birlikte oynamayı çok seven harika arkadaşlar varmış. Ne kadar güzel bir masal. Yaşasın masallar ve yaşasın Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Gizemli canavar. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Ne yapıyorsun Pocoyo? Nedir o? Canavar! Eyvah! Bu çok korkunç bir çizim Pocoyo. Bu gerçekten beni çok korkuttu. Peki bu canavarla ne yapacaksın? Onunla birilerini mi korkutacaksın? Kimi? Arkadaşlar. İşte Eli burada. Merhaba Eli. Eli bak, bir canavar. Evet, altında da mavi bacakları var. Onları hemen fark ettin. Aranızda Eli'nin bu canavardan gerçekten korktuğunu düşünmez mi? Haklısınız, korkmuş gibi yapıyor. Hemen üzülme Pocoyo. Çizdiğin canavar gerçekten ürkütücü. Oo, çok korkunç. İmdat! Canavar! Canavar! Belki de gidip bir baksan iyi olur Pato. Belki orada gerçekten bir canavar vardır. İmdat! İmdat, hemen kaç Pato, kaç buradan. Görünüşe göre Pato'yu korkutmak da çok zor. Sersem kuttu. Yapma Pocoyo. Olamaz. Bu hiç de iyi görünmüyor. Pocoyo'nun kutusu uykucu kuşun üzerine kapandı. Eli, Pato, o Pocoyo değil. Gerçekten. Bana yardım edebilir misiniz? Kutunun içindeki Pocoyo mu değil? Hayır, Pocoyo kutuda değil. Zavallı uykucu kuş. Eminim o
kutudan çıkmak isterdim. Eminim arkadaşların sana yardım etmek isterdi. Ama senin bir canavar olduğunu düşünüyorlar. Ne dedin uykucu kuş? Herkes senin bir canavar olduğunu düşündüğüne göre bir canavar mı olacaksın? Oh, olamaz. Zil sesi de ne? Telefon çalıyor. Alo? Pato? Canavar! Düşünüyorum da... Bana kalırsa yavru kuş konuyu anlamak üzere. Evet yavru kuş, kutunun içindeki gerçekten uykucu kuş. Neyse ki ortada neler olduğunu anladım. Pocoyo, Eli, Pato, korkmanıza hiç gerek yok. Bu gerçek bir canavar değil. Onlara kutunun içinde kimin olduğunu söyleyebilir misiniz? Uykucu kuş! Kutunun içinde uykucu kuş var! Gördünüz mü? Canavar sandığınız şey aslında gerçekten canavar değilmiş. En başından beri kutunun içinde uykucu kuş vardı. Oh, bakın. Oh, şimdi anladım. Ne kadar eğlenceli. Hepiniz kendinize korkutucu kutular yapmışsınız. Yaşasın korkutucu yüzler. Yaşasın arkadaşlar. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Foxilla. Merhaba Pocoyo ve Pato. Neye bakıyorsunuz? Oo, bir çizgi roman. Onlar gerçekten devasa ve korkutucu canavarlar. Eminim çok korkunç sesler de çıkarıyorlardır. Siz de bir canavar gibi korkunç bir ses çıkarabilir misiniz? Hadi çocuklar, hepimiz canavar sesleri çıkartalım. Evet, gerçekten korkunçtu. Bu da ne böyle? Oyuncak bir araba. Galiba yolundan çekilsen iyi olur Pocoyo. Acaba nereye gidiyor? Bana kalırsa Pato araba yerine canavarlarla daha fazla ilgileniyor. Araba! Acele et! Yetiş ona Pocoyo! Şu işe bak! Oyuncak bir şehir! Muhteşem! Görünüşe göre bloklardan yapılmış. Pato, bunu mutlaka görmelisin. Bayılacaksın.
yılda dev gibi görünüyorsunuz. İkiniz ne yapmayı düşünüyorsunuz? Anlıyorum. Pocoyo devasa maymun canavar olacak. Ve Pato da korkunç ejderha canavarı olacak. Bir dakika bekle Pocoyo. Evet, Pato haklı Pocoyo. O ejderha canavar ve sen de maymun canavar olacaksın. Tamam. Çok güzel Pocoyo. Ha? Bunlar da ne? Küçük yaratıklar mı? Oh, onları görmedi bile. Pocoyo zavallı küçük yaratıkları göremiyor. Çünkü korkunç olduğu için çok fazla eğleniyor. Oh, olamaz. Galiba Pocoyo ve Pato onları çok korkutuyor. Hayır hayır Pato, bekle. Bekle. Olamaz. Hayır Pato, bu kadar yeter. Pato, Pocoyo bu oyunu hemen bırakın. Bu iş gerçekten çok ileri gitti. Pato, Pocoyo. Olamaz. O kadar fazla gürültü yapıyorlar ki beni duyamıyorlar bile. Benimle beraber durun diye bağırabilir misiniz? Bu tek seçeneğimiz. Hazır mısınız? Pocoyo, az önce yere serdiğiniz bütün o binaların içinde yaşayan küçük yaratıklar varmış. Onları göremiyorsunuz çünkü saklanıyorlar. Şuraya bakın, şu binanın içine. Gördünüz mü? Maalesef onları çok ama çok korkuttunuz. Arkadaş! Sizden hala korkuyorlar Pocoyo. Canavar oyununuz için şehirlerini yerle bir ettiniz. Her şeyi düzeltmeniz gerek. Peki sizler ne düşünüyorsunuz? Pato ve Pocoyo şehri yeni baştan yapmalı mı? Çok iyi fikir. Evet, bunu yapmalılar. İşte böylesi daha iyi. Geri gelin küçük yaratıklar, korkmanıza gerek kalmadı. Her şey yepyeni oldu. Ama Pato nerede? Onlar için bir de oyun bahçesi yapmışsın. Ne kadar güzel. Pato, asıl oyuncak sen misin? Bu çok özgün bir fikir. Yaşasın Pocoyo ve Pato. Yaşasın böyle düşünceli olmak. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Dedektif Pocoyo. Merhaba Eli. Bugün piknik yapmak için güzel bir gün, öyle değil mi? Ah, olamaz. Bu gök gürültüsüne benziyor.
Belki de eşyalarını toplamalısın. Böylece ıslanmazlar. Ah, gök gürültüsü değilmiş. Sadece Pato davulunu çalıyormuş. İşte yine buradayız, eskisi gibi. Ellie'nin pikniğinden neyin ya da kimin kaybolduğunu söyleyebilir misiniz? Bebeği! Ellie'nin bebeği kaybolmuş. Sakin ol Ellie, paniğe gerek yok. Eminim bebeğin burada bir yerlerdedir. En son ne zaman görmüştün onu? Gerçekten bebeğini Pato'nun aldığını düşünmüyorsun değil mi? Bunu yapmazsın değil mi Pato? Gördün mü Ellie? Bu hiç hoş bir şey değil. Ama Ellie, uykucu kuş bebeğini almış olamaz ki. Artık bu kadarı çok fazla. Hayır Ellie, tırtılın bebeğini almış olması mümkün değil. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Ellie, artık sakin olur musun lütfen? Ellie üzgün. Çünkü bebeğini kaybetti Pocoyo. Ne dedim Pocoyo? Ellie'ye yardım mı edeceksin? Bu da ne? Dedektif Pocoyo. O anladım. Burası Dedektif Pocoyo'nun ofisi olmalı. Oturun. Ellie'nin anlatmaya çalıştığı şey, bebeğini bulmak için birinin yardımına ihtiyacı oldu. Ben bulurum. Anlaşılan Dedektif Pocoyo şüpheliler arıyor. Bebeği Pato'nun aldığını sanmıyorum. Biz oradaydık. Onu mutlaka görürdük. Siz? Sanırım Pocoyo sizden birinin bebeği alıp almadığını öğrenmek istiyor. Hayır! Hayır Pocoyo! Dedektif Pocoyo başka bir şüphelinin peşinde galiba. Henüz değil. Ama Ellie, Dedektif Pocoyo'yu sık boğaz etmemelisin. Kayıp bebekleri bulmak zaman alabilir. Dedektif Pocoyo suç mahalline geri döndü. Ellie, bir şey buldun mu merak ediyorum. Bak Ellie, bu bebeğin. Hayır, yani gerçekten yanında. Ellie'ye bebeğinin nerede olduğunu söyleyebilir misiniz? Arkanda. Yatağın üstünde. Gök gürültüsünü duyup yağmur yağacağını düşündüğünde onu da kaldırmış olmalısın. Bay Dedektif. Ellie artık aramayı bırakabilirsin diyor. Evet, sanırım bu dava kapandı. Hayır. Hayır mı? Ellie'nin tavırlarıyla ilgili bir şey Dedektif Pocoyo'ya oldukça şüpheli göründü.
En başından beri bebek Ellie'deydi. Dedektif Pocoyo arkadaşlarına bir özür borçlu olduğunu düşünüyor Ellie. Ah, bugün çay partileri ve gizemler için harika bir gün. Yaşasın Dedektif Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Bay Koca Ördek. Merhaba millet. Aa, ve pato. Hoppa. Aa, canım pato. Onlara yetişmek seni yoracak gibi görünüyor. Oyo pato. Onlara ayak uyduramayacak kadar küçük olduğunu söylemek istedim. O da ne? Ooo, güzel bir güneş gözlüğü. Takana yetişkin havası veren cinsten. Siz gözlüğü böyle mi takıyorsunuz? Hayır. Peki böyle mi? Hayır. Hayır. Peki ya böyle? Gözlüğü böyle mi takıyorsunuz? Evet. Son derece şık. Havalı ve büyümüş görünüyorsun Pato. O neydi Pato? Yeni bir isme mi ihtiyacın var? Yeni görünümüne uygun bir isim. Aa, buldum. Evet, Bay Buddy. Şu nasıl Bay çok bağıran? Hayır, karanlık adam. Dur, galiba buldum. Bu nasıl? Bay Koca Ördek. Bay Koca Ördek adını beğenip beğenmediğimizi merak ediyor. Evet, beğendim. Evet, bence bu işi çözdüm. Bay Koca Ördek. Yetişkin bir ördek için harika bir isim. Ma. Pato oyna. Galiba Bay Koca Ördek şunu demek istiyor Pocoyo. Onlarla oynamak için çok büyükmüş. Bay Koca Ördek, Pocoyo'ya ne kadar büyümüş biri olduğunu gösterir misin? Aa, sen de mi büyük olmak istiyorsun Pocoyo? Vay, ne kadar büyük görünüyorsun Pocoyo. Hoppa. Merhaba yavrum. Aa, vay canına. Şu acayip yetişkinlere bakın. Evet evet yavru kuş, biliyoruz. Sen de bir yetişkinsin. Evet. Şuraya bakın. Hepsi birer yetişkin. Evet beyler, 3 yetişkin arkadaş. Merhaba Ellie. Galiba Ellie oyun oynamak istiyor. Aa, evet unutmuşum. Bay Koca Ördek ve diğerleri oyun oynamayacak kadar büyükler.
O da ne? Aa, bakın, Eli boyama yapıyor. Ne kadar eğlenceli. Anlaşılan bu üçlü boyama gibi işler için fazla. Bakın, Eli şimdi de parçaları birleştirerek bina yapıyor. Çok severim. Aa, çok güzel. Harika bir tren takımıyla oynamak gibisi yok. Bak Bay Koca Ördek, hepiniz büyüksünüz anladık ama bu işi biraz abarttığınızı düşünmüyor musunuz? Bak Bay Koca Ördek, hiç kızma. Pocoyo kendine hakim olamadı. O gerçek bir yetişkin değil. Öyleymiş gibi yapıyordu, senin gibi. Aa, bak, bir top geldi. Sen de onlarla top oyna. Yani top saydırsana. Çekinme Bay Koca Ördek, yetişkinler de top saydırır. Neden? Pato arkadaşlarına katılsın mı? Evet, evet katılsın. Aferin sana Pato. Aferin size Pocoyo ve bütün arkadaşları. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. At. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Elinde ne var öyle? Kitap. Aa, çok güzel resimli bir kitap. Evet. Top. Aa, evet, bir top. Çok güzel. Balık. Haklısın. Evet, bu bir balık. Bir ağaç. Harika. Bu işte çok iyisin Pocoyo. O da ne? Oh Pocoyo, bunun ne olduğunu bilmiyor musun? Sana bir ipucu vereyim. Dört nala gider ve der. Biriniz Pocoyo'ya bunun ne resmi olduğunu söyleyebilir mi? Bir at! Bu bir at resmi! Atın ne olduğunu bilmiyor musun? Atlar büyük hayvanlardı. Çimen yerler ve böyle bir ses çıkarırlar. Çok hızlı koşarlar. Bir araba gibi. Atlar son derece güçlüdür ve çok da güzel hayvanlardır. Ve insanlar üstte. Binebilir. Kendini at üstünde hayal edebiliyor musun? Hayal et. Pocoyo, at. Bunlar Eli ve Pato. Merhaba de Pocoyo. At, at, Pocoyo, at, 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 Pocoyo istiyor. At, at, galiba at, Pocoyo at, gerçekten at, bir at istiyor. At, at, at. Sizde at, yoktur değil mi? At, at.
yok. Sana yardım edemezler. Onların adı yok. Otur. Bak. At, at, at. Git bul. Nasıl? Yavru kuş. Galiba Pocoyo şimdilik sadece at çizmek istiyor. At, 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 at. Vay canına. Dört bacak. Pocoyo'ya bu gerçekten at mı söyleyebilir misiniz? Hayır, bu bir köpek. At, 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 at. At! 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 Pocoyo, buna bir son vermen gerek. Burada hiç at yok. Bak, eğer elimde olsaydı 100 tane atın olurdu. Her yer at dolardı. Atlardan hiçbir yeri göremezdin. Ama sen Pocoyo dünyasında yaşıyorsun. Burada hiç at yok. At! Şapka. Onu neden istiyorsun? At! Anladım. Daha yüksek at diyebilmek için. Hayır. Maalesef mesaj yerine ulaştı. Konuda ne yapacağız? Bir fikrin mi var Eli? Bu da neydi? Oo, hay canına. Biri senin için at yapmış. Pocoyo'ya onun için bu muhteşem atı kimin yaptığını söyler misiniz? Pato ve Eli. Pato ve Eli, evet. Pocoyo, dinle. Bunu duydun mu? Bu çok nadir bir ses. At? Hayır, at değil. Bu ağlayan bir fil sesi. Sadece seni mutlu etmek istemişti. Ama sen ona pek iyi davranmadın. Özür dilerim. Özür dilerim. Pato. Hayır, yine atlara başlama lütfen. Hayır, Pocoyo Eli Pato atı istiyor. Harika, yaşasın Pocoyo. Yaşasın hayali atlar. Görüşmek üzere. Süper Pocoyo. İşte Pocoyo. Merhaba Pocoyo. Pocoyo? Pocoyo? Hayır. Neye hayır Pocoyo? Pocoyo değil. Sen Pocoyo değil misin? Peki kimsin o zaman? Biriniz bana Pocoyo'nun bugün ne olduğunu söyleyebilir misiniz? Süper kahraman! Şimdi anladım. Pelerin. P harfi. Sen bir süper kahramansın. Süper Pocoyo. Süper Pocoyo. Ya hayır. Ah.
Gerçekten de süper kahraman gibi davranıyorsun Pocoyo. Pato, galiba Pocoyo seninle oyun oynamak istiyor. Süper Pocoyo ve Süper Pato. Peki, Süper Pocoyo'nun ilk görevi nedir? Süper Pocoyo yardım eder. Ne kadar güzel bir fikir. Vay canına. Süper Pocoyo yardıma ihtiyacı olanları görmek için süper görüş aracını kullanıyor. Oh. Uykucuk kuş sıkışmış. Sıkışmış mı? Aslında bence sıkışmamış. Biliyorsun Pato, Pocoyo bir süper kahraman. Herhalde ne yaptığını biliyordu. Süper Pocoyo! Yardıma ihtiyacı olan birini daha gördün herhalde. Lula mı? Bence eli biraz dinleniyor. Hayır. Eli sıkışmış Süper Pocoyo. Hayır Eli, bence Pocoyo sadece biraz... Ama anlamıyor musun? Pocoyo sadece kahramancılık oynuyordu. Sevgili Pato, bütün bunlardan sonra sanırım Pocoyo kendini artık pek süper hissetmiyor değil mi? Gidip onu biraz neşelendirsene. Pato? Pato, şapkan, yardım edin. Pato nereye gittiğini göremiyor. Bir yerlerde Pato'ya yardım edebilecek biri olmalı. Aranızda Pato'ya yardım edebilecek birini tanıyan var mı? Süper Pocoyo yardım edebilir. Aferin Pocoyo. Bugün gerçekten de süper bir gün oldu. Yaşasın Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Eli'nin bale dersi. Ah bakın bizim Eli.
Ne kadar güzel. Bitirince birlikte alkışlayalım mı? Alkışlar mısınız? Tebrikler, muhteşem. Acaba nereye gitti? Ellie, olağanüstüydün. Kısaca... ne oluyor? Kapıdan... Pardon. Ellie, tek kelimeyle harikaydın. O hareketlerin o kadar güzeldi ki... Bence bir gün seni ünlü bir balerin olarak göreceğiz. Yani doğal olarak sen diğer dansçıların ortasında olmalısın. Sen bir yıldız olabilirsin. Büyük bir yıldız. Bak aslında... Şimdi nereye gidiyor? Evet anladım. Dikkat çocuklar! Ellie size bir şey sormak istiyor. Ellie'nin dans grubunda olmak hoşunuza gider miydi? Evet, eğlenceli olacak. Başlayabiliriz. Anladım. Isınıyorsun. Harika. Yukarı, aşağı, yukarı, aşağı, yukarı. Galiba Ellie herkesin onun gibi dans etmesini istiyor. Büyüleyici. Birlikte deneyelim mi? Dener misiniz? Olamaz. Ne kadar güzel. Hadi bunu birlikte deneyelim. Olamaz. Şuraya bakın. Zavallı Pato. Evet. Anladım. Ellie senin orada durmanı istiyor, Pato. O da oradan senin kollarını atlayacak. Bu oldu. Ellerinden geleni yapıyorlar. Senin kadar iyi dans edememeleri onların suçu değil ki. Yapabilecekleri bir hareket mi var aklında? Ellerini çırpmalarını mı istiyorsun? Bunu yapıp yapamayacağınızı merak ediyor Pocoyo. Şimdi anlıyorum. Onların dansını alkışlamasını istiyorsun. Evet Pocoyo. Anladığım kadarıyla Ellie çok üzgün. Gidip niye üzüldüğünü sorsan iyi olur. Hmm.
Galiba Eli neden onunla dans etmediğinizi bilmek istiyor Pocoyo. Emir yağdırıyorsun. İşin aslı şu Eli. Arkadaşların eğlenmeden dans etmek istemiyor. Ne dersiniz? Sizce de Eli bir kez daha denemeli mi? Evet, bir daha dene Eli. Aa, yeni bir dans gösterisi mi? Ne kadar güzel. Çok güzel. İyi izleyin. Çok eğlenceli. Anlaşılan sona erdi. Alkışlayalım mı? Hazır. Aferin. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Kutuda ne var? Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bir kutu. Kutu. Evet, bir kutu. Kutu ne kadar güzel bir şeydir. Bununla yapabileceğin o kadar çok şey var ki. Kutudan birçok şey olabilir. Pocoyo kutuyla bir oyun oynuyor. Ne oynuyorsun Pocoyo? Sizler Pocoyo'nun kutuyla ne oynadığını söyleyebilir misiniz? Araba sürüyor. Yalancıktan araba sürüyor. Evet, araba. Kutu, araba. Pocoyo, şuraya bak. Kutu, araba. Vrum, vrum, vrum. Şuna bak. Kutun kendiliğinden hareket ediyor. Sanki tekerlekli bir araba gibi. Elinin de bir fikri var. O da kutuyu bir şey yerine kullanacak. Bir masa yerine. Ama bu biraz garip bir masa. Kutu yine hareket ediyor. Patonun da bir fikri var. O da kutuyu bir şey yerine kullanacak. Şu güzel sulu elmaya yetişebilmek için kutunun üzerine çıkacak. Hayır! Hoppa! Evet. Bu kutu diğer kutulara hiç ama hiç benzemiyor. Kutunun neden durmadan hareket ettiğini biliyor musunuz? Şimdi size bir ipucu vereyim. Kutunun içinde bir şey var.
İçindeki şey, arkadaşlarını çok çok seven, sarkık kulaklı ve hep sallanan kuyruğu olan bir şey. Ne olduğunu tahmin edebiliyor musunuz? Peki ya sizler? Aranızda bunu bilen var mı? Kutunun içinde onu hareket ettiren ne var ya da kim var acaba? Yuyan! Doğru. Lula. Lula? Kutunun içindeki Lula'ydı. Biliyor musunuz? Bence Lula bu kutuyu gerçekten çok sevdi. Acaba kutuyla onun için bir şeyler yapabilir misiniz? Böylece içinde daha fazla zaman geçirebilir. Çok güzel. İşte görüyorsunuz. Bir kutu herkes için farklı şeyler ifade edebilir. Ve her köpek için de öyle tabii. Aferin Pocoyo'ya. Yaşasın kutular. Sana da aferin Lula. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Pato'nun posta hizmeti. Pocoyo ve Pato buradaymış. Merhaba Pocoyo. Merhaba. Bugün resim yapıyorsun öyle mi Pocoyo? Ne kadar güzel. Pocoyo ve yakın arkadaşı Ellie'nin resmi. Ellie bunu çok görmek ister. Bunu ona gönderebilseydin çok iyi olurdu değil mi? Örneğin bunu Ellie'ye götürecek biri olsaydı... Senin aslında bugünlük postacı olmak isteyecek birine ihtiyacın var. Etrafında postacı olmak isteyen kim olabilir Pocoyo? Kimin postacı olmak istediğini Pocoyo'ya siz söyler misiniz? Evet, içimden bir ses bu işi çok istediğini söylüyor. Evet, gitsen iyi olur. Zarfını postacı Pato'ya teslim ettim. Pato da çok değerli ilk postayı Ellie'ye teslim etmeye gidiyor. Uzun bir yol değil mi Pato? Aferin sana Pato. İlk teslimatını başarıyla yaptın. Ne kadar güzel. Teslimatını da yapmak üzeresin. Ellie de Pocoyo'ya bir mektup gönderiyor. Bu postacılık işi gerçekten eğlenceli değil mi?
Aa, Pocoyo. Mektupla cevap geldiği için çok heyecanlandı. Hep söylenen bir şey vardır. Mektup almak istiyorsan mektup gönder. Ne kadar çok gönderirsen o kadar çok gelir. Pocoyo. Bu kadar çok mektup gönderirsen epey cevap geleceğinden eminim. Galiba Pocoyo'nun bugünlük başka mektubu yok Pato. Ama bir polisi var. Aa, eli yok mu? Bu ne kadar büyük bir koli böyle. Herhalde Pocoyo'yadır. Pato, bu senin gibi başarılı bir postacı için bile çok yorucu. Bu kadar büyük bir kutunun içinde ne olduğunu merak ettim. Eli kadar kocaman. Sesi de ona benziyor. Bir paketin var Pocoyo. İçinde ne olabilir Pocoyo? Çok iyi fikir Pocoyo. Arkadaşlarımıza soralım. Bu koca kutunun içinde ne olduğunu tahmin edebilir misiniz? Eli! Tabii ki. Olsa olsa elidir. Kulakları ona ele verdi değil mi? Pato çok sinirli görünüyor. Bak Pato, gördüğün gibi bunca şeyin ardından bir mektup daha var. Bu özel bir şey gibi görünüyor. Acaba kime gönderildi? Bu seferki çok iyi postacı ve gerçekten çok iyi arkadaş olan Pato'ya. Aferin sana Pato. Aferin sana Eli. Aferin sana Pocoyo. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.